Elazığ Belediyesi personelin donanımlarını arttırma, iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunması noktasında verdiği hizmetçi eğitimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye'de afet eğitim yılı ilan edilmesi dolayısıyla Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Elazığ İl Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan çalışma kapsamında Elazığ Belediyesi çalışanlarına kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer risklerden korunma yöntemi, yangın ve şüpheli posta eğitimi verildi. Kimyasal ve biyolojik silah saldırısı geldiği zaman mümkün olduğu kadar binaların üst katına. Niye üst katlarına arkadaşlar? Bunlar havadan ağırdır, aşağı inerler. Onun için mümkün olduğu kadar kimyasal ve biyolojik silah tehditlerinde binaların üst katlarına çıkıyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen seminer Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Afet İl Müdürlüğü uzmanlarınca katılımcılara kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri, acil durumlar ve şüpheli posta tespiti halinde atılacak adımlar ve olası yangınlara karşı atılacak adımlar konusunda bilgilendirme sağlandı. Radyoaktif veya nükleer bir saldırı olduğunda, böyle bir serpinti olduğu zaman da ne yapıyoruz? Binaların alt katlarına, yani mümkün olduğu kadar sığınaklara, bodrumlara iniyoruz arkadaşlar. Program sonunda eğitime katılan personele sertifika verildi.